babacanlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber mayasız poğaça tarifi yapacağım. İnşallah severek ve beğenerek izlersiniz. Evet canlarım, poğaçamız için yarım su bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt, üç tane yumurta kırdım. İkisini kullanacağım. Birisini üzerine ekleyeceğim şöyle. Bir tane kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuz, bir çay kaşığı şeker ekleyelim. Yavaş yavaş karıştıralım. Ele yapışmayan hamur elde edeceğim. Poğaçam için. Yanına 2,5 su bardağı un aldım. Yavaş yavaş ekleyelim. Ben patates katacağım poğaçama. Siz istediğinizi katabilirsiniz. Boş da yapabilirsiniz. Yumuşacık pamuk gibi poğaça elde edeceğim. Evet, elimle yapacağım şimdi. Evet, hamurumu yumurdum. Bitti. Şöyle. Şimdi bunu sütleşleyeceğim. 10 dakika dinlendireceğim canlarım. 10 dakika sonra yapımına geçeceğim. Evet canlarım, hamurum 10 dakika dinlendi. Tezgahımıza az bir şey un serpelim. Hamurumuzu tezgahımıza alalım. Şöyle 2-3 defa çevirelim. Evet, şimdi keselim. Önce ortadan ikiye ayıralım. Şöyle elimizle yuvarlayalım. Mandalin büyüklüğünde keselim şöyle. Diğerini de aynı şekilde yapalım. Ben un kullanmayacağım yaparken. Tepsime şöyle bir yağlı kağıt kattım. Akşamdan kalma patatesim vardı. Ben onu değerlendireceğim. Siz içine istediğinizi ekleyebilirsiniz. Şöyle beze alalım önce mandalin büyüklüğünde. Sonra elimizle açalım az bir şey. Zaten ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Yapışmıyor. İçine patatesimizi ekleyelim. Ne kadar katmak isterseniz. Şöyle toplayalım kenarlarını ortaya elimizle. Şöyle çevirelim. Şöyle beze haline getirelim. Evet. Hepsi böyle olacak. Ben akşam havuç doğrarım. Elim kırmızı kırmızı. Turşu yapmak için.
Evet, aynı şekilde devam edelim. Çok güzel, pamuk gibi oluyor. Yine aynı şekilde kenarlarını toplayıp şöyle çevirelim. Elimizle yuvarlayalım yine. Bunu yapıp buzluk poşetine katarsanız 2 gün bayatlamıyor. Hem pratik olmuş oluyor. Mesela misafiriniz gelse elinize geliyor hemen. Kenarlarını yine aynı şekilde toplayalım. Evet. Hepsini aynı bu şekilde devam edeceğim. Bitince görüşürüz. Evet canlarım, poğaçalarım bitti. Yaptım. Yumurta sarısını süreceğim. Bir tane. Evet, yumurta sarısını karıştırdıktan sonra yavaş yavaş sürelim. Üstüne susam ekleyeceğim. Hiç maya kullanmadım. Çok da güzel kabaracak. Pamuk gibi yumuşacık oldu. Evet. Çok güzel oldu. Şimdi susam ekleyelim üzerine. Siz tabii eklemeyebilirsiniz. İsteğe bağlı. Çörek otuyla susam kullanacağım ikisini birden. Şöyle. Siz tek de kullanabilirsiniz. Bitti. Çok da güzel oldu. Ay harika. Süsleyince. Evet. Şöyle göstereyim. Çok tatlı oldu. Evet canlarım, şimdi önceden ısıttım 180 derecede 20 dakika pişireceğim. Yapıp denerseniz fırından fırına değişiklik gösterebiliyor, takip edebilirsiniz. Evet canlarım, poğaçalarım pişmek üzere. Şöyle göstereyim, harika görünüyor. Yumuşacık pamuk gibi. Evet canlarım, poğaçalarım pişti. Şöyle göstereyim. Çok da güzel kızardı. Pamuk gibi oldu. Evet canlarım, hala sıcak ama yumuşacık pamuk gibi oldu. Şöyle göstereyim. Çok da güzel oldu. Hala sıcak. Yumuşacık, içi de çok güzel pişti. Şöyle altı da çok güzel kızardı. Buzdolabı poşetine katarsanız 2 gün bayatlamıyor. İnşallah tarifimi dener ve beğenirsiniz. Yapacak olanlar şimdiden eline sağlık. Afiyet olsun. Evet canlarım, bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Görüşürüz.